Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir Çapraz Açı programımızda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecan içerisindeyiz efendim. Her zaman olduğu gibi bugün de teknolojinin o güzel nimetlerinden faydalanıyoruz. Uzakları yakın yapmaya devam ediyoruz efendim. Ta uzaklardan bir dostumuz, Tavaslı gezginimiz, dünyayı gezen adam Mehmet Han karşımızda. Mehmet Han hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Sedat Bey. Ben de Hollanda'dan ekranları başındaki tüm izleyenlerimize ve hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoş bulduk. Dünyayı gezen adam dedim. Belki daha da anlatacağımız o kadar çok şey var ki inşallah zamana sığdırabiliriz. Çünkü Zoom üzerinden yaptığımız için zaman kısıtlı biliyorsunuz. Önce Mehmet Han, kendini bir tanıtır mısın izleyicilerimize? Mehmet Han kimdir? Evet, ben Mehmet Han'la Hollanda'da yaşıyorum. Doğma büyüme Hollanda'dayım. Aslen söylediğiniz gibi Tavaslıyım, Denizlili. 13-15 yıldır dünyayı geziyorum tek başıma. İşte gittiğim yerlerden fotoğraflar çekiyorum, videolar çekiyorum. Hobi amaçlı yapıyorum bunu. Asıl mesleğim benim burada galvaniz ustasıyım. Bir fabrikada galvaniz ustası olarak çalışıyorum 13 yıldır. Boş vakitlerimde işte dünyayı geziyorum hobi olarak. Boş vakitlerinde dünyayı geziyorum. O da güzel. Evet. Peki Mehmet Han, yalnız başına geziyorum diyorsun. Hedefin var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar kaç ülkeyi gezdin? Onunla başlayalım ve o ülkelerde yaşamış olduğun duyguları, düşünceleri bizlere aktarır mısın lütfen? Tabii ki. Ben 12, yani şu an sadece Avrupa'yı saymazsam Avrupa dışındaki ülkelere 12 ülke seyahat ettim. Bunlar tabii Dünya Miras Listesi'ndeki yerler de var içinde dahil. Mesela Peru'da Machu Picchu, Amazon ormanlarına gittim. Dünyanın en büyük yağmur ormanları. Hindistan'da Taç Mahal, Sri Lanka'da Sigirya Kalesi gibi, Uganda'da, Tanzanya'da safari yaptım. Bunun gibi. Ben genelde yerel insanlara ziyaret etmesini hoşlanıyorum. Mesela yerel insanların yaşadığı, kabilelerin yaşadığı bölgelere seyahat ediyorum. Yani insanlarla bir arada oluyorum. Yani oradaki insanlarla tanışıyorum. Dünyanın farklı bölgesinde, farklı kültürler bu şekilde Mehmet, yani. Mehmet, ilk seyahatini çıktın. İlk seyahatin evet. Nereye oldu? Gezi seyahatin. İlk seyahatim Amerika'ya gitmiştim. Amerika, New York'a. Daha sonra Dubai'ye falan. Bunlar tabii ki o zaman böyle bir seyahat yapacağımı aklımdan geçmiyordu tabii ki. Merak ettiğim yerler vardı. Oraları giderek görmek için gitmiştim. Ama daha sonra tabii bu bende bir bağımlılık oldu. Daha fazla seyahat etmeye başladım. O şekilde yani. Bir de özelliğim yani ben bir kere yola çıkarak bütün dünyayı gezmedim. Sadece işte çalıştığım için, devamlı Hollanda'da çalıştığım için sadece yıllık izinlerimde gidiyorum. Yani en fazla 2 hafta gidebiliyorum. 2 haftada yani bir bölgeyi seçiyorum. Orayı 2 hafta boyunca komple geziyorum. Sonra geri geliyorum. Sonra o şekilde seyahat ediyorum yani. Bir de bakmışsın ki bir sürü anılar birikmiş. Evet. Ve güzellikler birikmiş. İyi ki de geziyorum diyorsun yani. Evet, kesinlikle. Peki Hollanda, kaç yıldır Hollanda'dasınız Mehmet? Ben Hollanda doğup büyüme Hollandalıyım. Hollanda'dayım yani, Hollanda'da yaşıyorum. Tabii sadece bir ara Türkiye'de bulundum. İlkokulda Türkiye'de okudum. Yani onun dışında ben devamlı Hollanda'dayım. Yani devamlı Hollanda'da çalışıyorum. Burada çok güzel. Türkçen iyi yalnız. Sıkıntı yani yok. İşte Türkiye'de okuduğum için. Şanslısın o zaman. Ne kadar evet, güzel. Peki evet. Tabii dedin ya, kabileler olan yerlere gidiyorum. İşte evet. İnsanların fotoğraflarını çekiyorum. Orada konuşuyorum. İlk gittiğinde, yani o kabile dediğimiz yerlere gittiğinde neler hissettin? Evet. Ya hiç bilmediğim çok garip yere gidiyorsunuz sonuçta yani. Ya ilk başta tedirgin oluyorsunuz ama onlar tabii çok
size çok iyi davrandıkları zaman canı yakın. Tabii insan alışıyor yani. Hiç bir sıkıntı da yaşamadım şimdiye kadar. Çok güzel anılar biriktirdim. Afrika'da olsun. Peki, Geçen en son Uganda'daydım 2 yıl önce. İşte bu koronadan dolayı seyahat edemediğim için geçen seneyi pas geçmek zorunda kaldım ama yani çok güzel ülkelere seyahat ettim. ne kadar güzel. Peki Mehmet, insanların cana yakınlığından bahsettin. Yani evet, korku ve tedirginlikle gittiğim yerlerde insanların cana yakınlığıyla karşılandığım zaman o korku ve tedirginlik kendisini başka yerlere bırakıyor diyorsun. Evet. Peki nasıl anlaşıyorsun kardeşim? Orada 2 hafta kalıyorum diyorsun, geziyorum Evet. diyorsun. Nasıl anlaşıyorsun? İnsanların sana bakış açısı nasıl? Özellikle ben tabii ilerleyen süreçte soracağım ama genellikle deniz spor formalarını giydiriyorsun, deniz sporu Evet. anlatıyorsun. Bunlar da çok Evet. güzel, bunlar da çok Evet. duygusal deniz açısından. Ta on binlerce kilometre uzakta halen denizimizi anlatıyorsun, denizimizi yaşatıyorsun insanlara. Evet. Nasıl karşılanıyorsun orada Mehmet? Yani demiyorlar mı sen kimsin, necisin, neyin nesisin? Anlatıyor musun böyle kendini? Evet, ya anlatıyorum ilk başta yani nereden geldiğimi, ne yaptığımı falan. Tabii hoş karşılıyorlar. Orada onlarla ben yani İngilizce çat pat anlaşmaya çalışıyorum. Onlar da o kadar İngilizceleri iyi değil. Benim de o kadar iyi sayılmaz. Ama işte yani o tür ülkelere gittiğiniz zaman çok az İngilizce ile anlaşabiliyorsunuz. Tabii çok gelişmiş ülkeler olsa yabancılık çekerdim kesinlikle. Amerika, Avustralya gibi ülkelerde tabii. Ama o tür ülkelere gittiğin zaman zaman makinesini binip atıyorum 30-40 yıl geriye gidiyorsunuz. Yani şu anki düşün yani çocukluğunuzda yaşadığınız zaman nasılsa yani o zamanı yaşıyorsunuz yani her şey daha farklıydı tabii. O şekilde yani insanlar daha cana yakın oluyor. Yani evimde gibi hissediyorum. Yani hiçbir sıkıntıyı çekmedim. Peki bu gezilerinde hem iyi yönde bir anın veya kötü yönden bir anını anlatır mısın? Yani iyi yönüyle anlatabileceğin bir anın ve kötü yönüyle anlatabileceğin akıllığında kalan, hafızanda kalan birer anı anlatır mısın? Kötü anı demeyelim. Ha, kötü anı aslında ama benim için iyi anı sayılır. Hayatımdaki ilk trafik cezasını mesela Nepal'de yemiştim. Katmandu'da. Başkent Katmandu'da. Tabii o benim için anı aslında kötü değil, iyi anı oldu. Çünkü orada o polislerle falan, oradaki görevlilerle hep birlikte fotoğraflar çekildik, sohbet ettik falan. Güzeldi yani. Ama cezayı da gidin. Cezayı yedim ama ceza tabii benim yani Türk lirasıyla karşılaştırdığı zaman yani çok komik bir rakam. Ama tabii onlar için çok yüksek Mevla'da bir para ama yani çok şey oldu yani iyi ki ceza yemişim dedim yani. Peki, güzel bir anın. Evet. Güzel bir anı ya aslında her gittiğim yerde güzel bir anılarım var aslında yani Aklımda kalan, aklından hiç çıkmayan bir aklımda tane. kalan yani şey var. Tanzanya'da Chaka kabileleriyle birlikte onların geleneksel danslarıyla dans etmiştik. Onlar gelen misafirlerini dans ederek karşılıyorlardı. Beni de davet etmişlerdi. Ben de birlikte onlarla birlikte dans etmiştim. O da an olarak kaldı. Ne kadar güzel. Gerçekten insanların hayal edip senin gerçekleştirdiğin bir güzelliğe sahipsin Mehmet. Güzel, güzel işler başarıyorsun. Ne kadar Ya, güzel. teşekkür ederim. Boş Yani. vaktini dünyayı gezerek, dünyadaki farklı kişileri tanıyarak geçiriyorsun. Bu da ayrı bir güzellik katıyordur hayatına diye düşünüyorum. Evet. Kıskandım seni yani. Güzel. Peki, Mehmet Bey, gösterebileceğin fotoğraflar var mı? Onları Evet. yayınlayalım. Hem üzerinden konuşalım fotoğrafların üzerinde. Bir de tabii deniz sporu sevdanı biliyoruz. Deniz sporu nasıl görüyorsun? Bu ara biraz ya kötü durumdayız ama ben yine umudum var yani ligde kalacağımız bakımından. İnşallah ligde kalırız. İnşallah, inşallah. Deniz açısından da iyi oluyor ligde kalırsak. Evet. İnşallah kalırız diye düşünüyorum.
Evet Mehmet, burası neresi? Ve gerçekten fotoğraf çok şey anlatıyor Mehmet ya. Şöyle evet. Baktığımda biraz anlatır burası, mısın fotoğrafı? Evet anlatayım. Burası Güney Amerika'da Ekvator. Ekvator'un Guamote adlı bir köyüydün. Bunlar da yerli Kızılderililer. Annesi ve kızı. Ben gittiğim yerlerde her zaman gitmeden önce gideceğim yerinle Denizli arasındaki mesafeyi hesaplayarak kartonu yazıyorum. O şekilde yanımda o kartonu götürüyorum. Tabii Denizli spor forması da yanımda oluyor. Bu da ters giymemin nedeni de 20 plakamızın numarası kodu ön plana çıksın diye ters giydim. Hayır, gazozu nereden buldun? Onu da yanımda götürüyorum her zaman. Yanımda boş şişe tabii. Evet maşallah. Bu şekilde. Ne kadar güzel ya. 11.575 kilometre öteden bunu gittiğim yerlerde işte bu çektiğim fotoğrafları kart vizit olarak kullanıyorum. Normalde genelde gidenler gittikleri yerden kart vizit alıp gönderirler sevdiklerini. Ama ben bu tür fotoğraflar çekerek gittiğim yerlerden memleketime selamlar gönderiyorum. Her zaman. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bu neresi Mehmet? Ya ben burası bir şey sormak istiyorum. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum Mehmetciğim. Yani fotoğraf evet tanıştığın insanlarla fotoğraf çekilmek daha kolay ama hiç bilmediğin kişilerle, tanımadığın kişilerle gelin fotoğraf çekildiğim dediğin zanda bu pozu nasıl yakalıyorsunuz? Yani şu masumiyeti bakar mısınız? İnsanlardaki şu güzelliğe evet. Bakın. Ama bunlar zaten onların doğallığı yani her zaman böyleler. Yani sadece fotoğraf çekildiğimiz için böyle poz yani normal çok masum sade insanlar yani. Zaten ben sormadan onlar çekilmek istiyorlar genelde ama işte ben bu tür yerleri ziyaret ettiğim için çekiliyorum. Yani burası da Ekvator'dun. Orada bir ilkokulu ziyaret etmiştim. Bu anneler de o zaman oradaki sırası yani orada veliler, anneler sırasıyla öğrencilere yemek hazırlıyorlardı. Bunlar da iki bayan, o gün sırası gelen bayanlardı. Çocuklara yemek hazırlıyorlardı. Orası da arkada gördüğünüz yerde mutfak. Aa, çok güzel. Mutfağın önünde çekilmişti fotoğrafı. Bu da gittiğim yerlerde misafir olduğum aileler. Burası da Ekvator'du. Misafir olduğun ailelere derken daha önceden belirtiyor musun? Gittiğinde mi buluyorsun aileyi? Daha önceden belirliyorum. Evet. Bir önceki fotoğrafa geçelim. Herhalde sınıftaydın. Evet. 23 Nisan. Çok güzel. Evet. Çok ben 23 Nisanlarda normalde ben hep Nisan ayında seyahat ettiğim için doğal olarak 23 Nisanlar hep seyahatime denk geliyor. Ben de bunu oradaki çocuklarla birlikte kutluyorum. Burası da Ekvator'un bir köyüydü. 23 Nisan günü okullarını ziyaret etmiştim. Yanımda Türk bayrağı vardı. Onların bayraklarıyla, Ekvator bayrağıyla birlikte sınıfın önünde poz vermiştik. Biraz 23 Nisan'ın çocuk bayramını onlara anlatmıştım. İngilizce olarak tahtaya yazdım o gün işte orada. Bu şekilde bütün öğrencileri toplayarak poz vermiştim. Tam çocuk bayramı olmuş Mehmet. Evet, aynen. Devam ediyoruz. Burası? Burası da dünyanın tam ortası, Ekvator çizgisi. Quito, Ekvator'un başkenti Quito'da. Bayraklar yarıya inmiş orada. Yanlış mı gördüm acaba? Evet, o gün sanırım bir şey var ama tam hatırlamıyorum. O gün resmi bir gündü herhalde sanırım. Devam edelim. Burası da Hindistan, Taç Mahal. Ayakkabı sadece sende var herhalde. Evet. Burası da Kolombiya'nın başkenti Bogota. Lama ile fotoğraf çekilmiştim. Ne kadar güzel ya. Bunlar da başkent Bogota'daki karı kocaydın. Orada dilencilik yapıyorlardı. Bir farklı fotoğraf daha. Burası da Nepal'in başkenti Katmandu. Burada da çok farklı bir yerdi burası. Ölüleri
Öldükten sonra burada yakıyorlardı. Sonra küllerini oradaki kutsal nehire savuruyorlardı. Bunlar da sadular. Hinduizm'de din adamları. Din adamları mı bunlar? Evet. Allah Allah. Neler göreceğiz? Burası neresi? Evet. Burası da Nepal'e. Nepal'de Şitvan bölgesi. Bunlar gördüğünüz ellerindeki de çaydanlık altı. Elleriyle yapıyorlardı. Buraya bir böyle satış yeri yapmışlar. Evet. Burası da Peru. Peru'nun Cusco şehri. Ant dağlarının etekleri burası. İşte burada da İnkalılarla birlikte böyle poz vermiştik deniz spor atkınlığıyla birlikte. Deniz spor şeref ödülünü sana vermek lazım. Deniz sporu bu kadar tanıtabilen başka bir kişi yoktur diye düşünüyorum. Vardır ama bu kadar yürekli bir insan yoktur. Benim gönlümde şeref ödülü sende. Hem Denizli sporumuzu tanıtmakta büyük bir şeref ödülüne layıksın kardeşim. Teşekkür ederim. Burası? Burası da Machu Picchu, İnkaların antik şehri. Burası da bütün yani her gezginin mutlak gidip gördüğü yani görmek istediği yer, hayal ettiği yer. Burası yani çok güzel bir yer yani. Rakım yüksek herhalde orada. Evet, orada rakımı 5000 metreye kadar çıkmıştı yani bayağı yüksekti. Oksijen de çok az oluyordu. Yani nefes almada falan sorun yaşamıştım yüksek bölgelerde. Abi bunlar hepsi birbirine benziyor. Evet. Bunlar Sri Lanka'daki din adamları. İşte Ne kadar güzel. Siz anlatın. Mehmet anlat sen. Devam et. evet. Bu da Ben en son 2 yıl önceki seyahatimden Uganda. İşte az önce söylediğim gibi 23 Nisan orada da olmuştu. Denk gelmişti 23 Nisan. Burası da Kisenye Gecekondu Mahallesi. Gecekondu Mahallesi'nin çocuklarıyla böyle çocukları gördüğünde ne hissettin Mehmet? Yani gerçekten halimize şükürler olsun diyoruz her zaman ama işte görünce de daha şükretmek gerekir evet, diye düşünüyor musun? kesinlikle. Ya onlar yani çok fakirlerdi ama o şey yani çok doyumsuz değiller yani çok insan daha canı yakın yani küçük şeyden mutlu oluyorlardı. Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel. Belki o futbolculardan birer kişi bir sporda oynar zamanı gelince. Evet. Altyapıyı alabiliriz aslında. Burası neresi? Yavaş yavaş geçelim. Biraz Burası anlatalım. da dünyaca ünlü bu dans grubu bunlar. Masaka Kids Africana diye Uganda'da. Bunların hepsi yetim çocuklar. Bunlara köyündeki bir kişi bunları almış yanına ve o şekilde orada dans eğitimi veriyor. Şeylerinde dans ederek kazançlarını çıkartıyorlardı. Peki nasıl başarılılar mı? Evet, kesinlikle muhteşem dansları. Burası da Vietnam. Zaten bayrak Vietnam'ındır herhalde sanırım. Evet, Vietnam bayrağı, evet. Biraz da şeylerden göstereyim. Ben şoktayım şu an Mehmet. Ben izliyorum sadece. Evet, Paşipatina tabanında ilerlemeye devam ediyorum. Ekranı Arkamda büyütelim biraz. gördüğünüz cenazelerin yapıldığı bölüm. Cenazeler mi yakılıyor orada? Evet, şu anda ahiler var. Evet, yapıldı. Yeni bir cenaze daha. Burada 24 saat boyunca bütün törenler düzenleniyor. Çok felaket, kadın masumlar var burada. Gönül
Sesini kısalım onun. Sen anlat istersen bize. Cayır cayır. Efendim? Sesini kısalım. Sen anlat bize buradan neler olduğunu. Ha, tamam video öyle yapalım. Sesini video kısayım. Devam etsin. Tamam. Evet, bu şekilde gördüğünüz cenazeyi oradaki odunların üzerine koyuyorlar. Koymadan önce birkaç kere önünde böyle etrafında döndürüyorlardı. Oradakiler tabii yakınları bunların. Cenaze sahibinin yakınları. Neler var dünyada ya? Şimdi fırına mı koyacaklar yakmak için? Evet, odunların üzerinde, odun ateşlerinin üzerinde yanıyordu. Burada bir başka cenaze daha gelmiş. Ve gördüğünüz gibi burada yan yana bütün cenazelerin yakıldığı yerler. Böyle burada mı yakılıyor? Yani orada fırın falan yok. Direkt. Hayır, fırın yok. Açık hava bu şekilde. Burası Bagmati Nehri. Bu nehir Ganj Nehri ile birleştiği için. Ganj Nehri tabii bunlar için çok kutsal nehir. Yani ülkenin her tarafından buraya geliyorlardı. Yani ölmek için. Hastalar. Ya burada öleyim, burada kalayım, burada yakalayayım diye. Çoğu kişi buraya geliyordu. O kadar bunların yani kutsaldı burası. Vay be. Ne kadar güzel. Yakılması güzel değil de burada evet. Gezip dünyayı görmek, farklı insanlar, farklı kültürleri görmek, farklı yaşantılara şahitlik etmek ne kadar güzel. Şanslısın gerçekten. Evet. Afrika'da safari yaptım. Bu da çok özel bir deneyimdi benim için. Nelerle karşılaştın orada Mehmet? Beş büyükler, o beş büyükler diye dediğimiz aslanlar, leopar, fil, manda ve gergedanları hepsini yerinde izlemiştim. Yıl 2019. Evet. Peki, gördüğünüz hafta. Korkunç değil mi buralar Mehmet? Yani evet. Evet, şu an orada bir tane aslan yatıyor. Ha şurada köşede evet. Evet. Saldırmıyor mu? Ay, arabanın içindeyiz zaten. Arabanın içinden arazi arabasının içinden çıkmak yasaktı. Fotoğraflardan göstereyim. Ne kadar güzel. Burası neresi? İşte safari yaptığım safari. Yer. Safari evet. Orada ne var arkanda? Sıcak su mu? Veya başka? Evet, orası o safari yaptığım yerde geçen 2 yıl önce Uganda'da şelale vardı. Şelalenin üst kaynağı burası. İlk başlandığı yerdi. Amazonlarda yağmur ormanlarında da 2 gün geçirmiştim. Amazonlarda Amazon yaylarının çiftliğinde yaşadım. Burası dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı. Burayı bölen tek şey ise dünyanın en görkemli nehri. Bölgeye gideceğiz. Büyük cesaret Mehmet. Gerçekten. Evet. Saat 6'ya geliyor. Grupla birlikte. Burası Amazon ormanları mı? Evet, Amazon ormanları. Hatta orada yağmuru yakalanmıştım.
Ve bataklığın Evet. içinde yürüyoruz şu an. Bataklık gördüğünüz gibi yani diz kapağıma kadar çamurun içine batmıştık o gün. Muhteşem bir yer Evet, ya, bu şekilde gözüküyor mu? buraya ulaşımı bu nehirler üzerinden sağlamıştık. Evet. Harika. Evet, vallahi birbirinden güzel görseller, birbirinden güzel harika doğa ve insanlarla iç içe olmak güzeldir. Peki hedefin ne? Bundan sonraki belirlediğin bir yer var mı? Yani Var, evet. evet. Aslında ben de geçen sene Hindistan'ın Sulawesi adasına pardon Hindistan dedim. Endonezya'nın Sulawesi adasına planlamıştım. İki kere ertelemek zorunda kaldım. Geçen Nisan ayında gidecektim. Olmadı. Sonra Ekim ayını aldım. O da olmadı. Şimdi bu önümüzde 17 Nisan'da planlanmış vaziyette duruyor. Ama büyük ihtimalle o da olmayacak gibi yine ertelemek zorunda kalacağım tahmin ediyorum. Endonezya'nın Sulawesi Adası. Burada da çok farklı bir kültürü görecektim. Troje yerlileri. Belgesellerden de izlemişsinizdir. Hani o mezarlarından çıkardıkları ölüleri giydirip kuşandırdıkları sonra gezdirdikleri kabileler var ya işte onları ziyaret edecektim. Çok ilginç bir kültür daha yerinde izleyecektim. İşte o nasip olmadı koronadan dolayı. Ama tabii erteliyorum yani. Şu an bakalım 17 Nisan'da olmazsa seneye veya bakalım ne zaman nasip Yine olursa. gideceğim diyorsun. Dünyayı gezeceğim diyorsun yani. Evet, dünyayı Ne kadar gezmeye devam edeceğim. ne kadar güzel. Peki tabii farklı kültürler, farklı insanlarla tanışıyorsun. Gittiğin evlerinde misafir olduğun kişiler Türkiye'yi biliyorlar mı? Türkiye'ye bakış açıları nasıl? Çok bilmiyorlar aslında. Çok o kadar uzaklara gidince pek fazla bilgileri olmuyor ama ben yine anlatarak anlatıyorum yani nereden geldiğimi. Yani bakış açıları tabii iyi yani o kadar yani kötü değil tabii iyi tanıyorlar yani Türkiye'yi. Yani ilk Dünyayı defa ben yani çoğu bazı yerlerde ilk defa Türk olarak sen geldin diyorlar yani bazı bölgelerde ilk Türk olarak gitmiş oluyorum. gezmeye devam edeceksin umarım. Bırakmayacaksın ve Evet senin kesinlikle. sayende biz de dünyayı gezmeye devam edeceğiz. Evet. Peki şöyle programımızın son 7 dakikası. Neler söylemek istersin? Biraz ülkemizi konuşalım, biraz Hollanda'yı konuşalım. Hollanda nasıl durumlar? Salgınla mücadele devam ediyor mu? Evet, şu an salgınlar devam ediyor. Tabii şu an kontrol altına aldılar. Bir ara yükselmeye geçmişti. Yükselmeye geçtikten sonra karantinaya getirdiler. Yani karantina dediğim sadece akşamları sokağa çıkma yasağı geldi. Akşam 9'dan sabah 4.30'a kadar. Onun dışında normal hayat devam ediyor. Tabii alışveriş yerleri, mağazalar kapalı. Sadece gıda sektörü, marketler açık, iş yerleri açık. Şu an tek tesellim, şu an işim yani çok iyi durumda yani iş yerinde yani üretim yaptığımız için bir koronadan etkilenmedi yani o konuda şanslıyım. Devamlı çalışmaya devam ediyorum. İşte sadece seyahatlere çıkabiliyorum, yurt dışına çıkabiliyorum. Tek onun dışında bir şeyim yok yani. Ama tabii her yer kapalı olduğu için de biraz da monoton hayat oldu yani monotonluk başladı. Tabii bu bazı insanların yani çoğu kişinin psikolojisini de bozmaya başladı ama işte idare ediyoruz. İnşallah düzelir. Türkiye'yi özledin mi? Tabii özledim. Türkiye'yi seviyorum. Her yıl geliyorum işte geçen koronadan dolayı gelemedim. Evet, memleketimi seviyorum. Bir özlem duydun hemen Evet, bir ah kesinlikle. içinden. İnşallah bu salgın dönemi biter. Biz de seni stüdyomuzda karşılıklı bir şekilde Evet, güzel bir inşallah. şekilde program yapmaya
yapmamız nasip olur. Allah sağlık İnşallah. Saat versin diyor. Peki Denizli ile ilgili neler hissediyorsun? Denizli ile ilgili özlediğin ne mesela? En çok özlediğin Denizli ile ilgili ne var? Yani en çok özlediğim yani ailelerim, yani akrabalar olsun, arkadaşlar, ya gezmesini, yani ne bileyim, Denizli'de sokaklarında kaybolmasını. Kayıp mı oluyorsun? Hayır, kaybolmuyorum yani. Öyle laf şey gelişi söyledim yani. Denizli ile ilgili fotoğrafların da var sanırım. Çekiliyorsun burada. Tarihi yerleri çekiyorsun. Çok güzel. Evet. İnşallah dediğim gibi salgın bitti mi ne 2-3 program çekeriz seninle Denizli'de. Evet, inşallah. Peki Deniz, bize ait türkü, bildiğin bir türkü var mı? Mırıldandığın, iş yerinde mırıldandığın türküler var mı? Veya şarkıda. Mırıldanmam da yani dinlemeyi tercih ediyorum ama ya Zeybek falan olsun, Zeybek Harmandalı falan, onlar ara sıra dinlerim yani. Hatta İnşallah. gittiğim yerlerde her zaman Zeybeğimizi, Tavas Zeybeğini, Harmandalı'nı her zaman çaldırdım yani. Dünyanın her tarafında çaldırdım. Neresi olursa olsun. Kişileri dinlettim yani. Oynatıyor musun? Yani sadece çalmayla bırakmayıp oynatıyor musun onları da? Ya oynat, biraz farklı geliyor tabii de, oynatmadım ama tabii dinliyorlar yani, çok ilginç geliyor yani. İlgilerini evet. çekti. Evet Mehmetciğim, gerçekten programa renk kattın. Ne kadar güzel, dünyayı geziyorsun. Gezdiğin yerleri de bizlerle paylaşıyorsun ve Denizli ile irtibatını da hiç kesmiyorsun. Denizli sevdanı biliyoruz. Denizli sevdanı nereden biliyoruz? Her yerde Denizli'nin markası olan gazozu götürüyorsun. Her yere Denizli'nin markası olan deniz sporumuzu anlatıyorsun. Hedeflerinde Denizli bizle ilgili bir şeyler var mı? Mesela Denizli'mizin tanıtımında yapabileceğim şunlar da var dediğim şeyler var mı? Veya Denizli'nin tanıtımında eksik gördüğün yerler var mı? Ya Denizli'nin tanıtımında eksik gördüğüm yerler, yani daha fazla tanıtılabilir aslında. Yani Denizli ya biraz ya tanıtımı biraz daha az buluyorum ama tanıtılabilir aslında. Daha fazla tanıtılabilir. Yurt dışında yani daha fazla tanıtılması sağlanabilir. Yani şu an korona olduğu için fazla şey olmuyor ama böyle ne bileyim insanlara yani bir arada oradakiler buraya gelebilir. Buradaki insanlar yani değişim programları yapılabilir. İnşallah korona geçtikten sonra bunların hepsi yapılır diye umut ediyorum. Son olarak Denizli'mize neler söylemek istersin? Ülkemize neler söylemek istersin? Ben çok memnun oldum tanıştığımıza, konuştuğumuza, program yaptığımıza. Gerçekten dedim ya, bazen çoğu şeyi anlatmaya gerek yok. Yaptığın işler senin ne olduğunu gösteriyor Mehmet. Evet, teşekkür ederim. Yani ben de elimden geldiğimce yani memleketim için yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani gönüllü olarak. Ve yapmaya da devam edeceğim tabii tanıtmayı memleketime. Sevgiyle. Neler söylemek istersin son kez izleyicilerimize? İzleyicilerimize Hollanda'dan bol selamlarımı gönderiyorum. Beni takip etmeye devam etsinler. Yani çoğu kişiden olumlu cevaplar, mesajlar veriyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan beni takip ediyorlar. Takip etmeye devam edebilirler. O zaman güzel şeylerim, paylaşmalarım devam edecek. Farklı farklı ülkeleri gezip onlarla paylaşmaya devam edeceğim. O zaman Instagram adresin Mehmet Han mı olarak geçiyor? Mehmet Han com diye geçiyor. Mehmet Han com'u da buradan takip edelim. Denizli hemşerimize desteklerimizi verelim. Ne kadar çok takipçisi olursa o kadar ki Mehmet de güçlü bir şekilde gittiği yerde Denizli'mizi daha iyi tanıtır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Mehmetciğim. Ben de çok teşekkür ederim Serhat Bey. Ağzınıza, ayağına sağlık. O gezdiğin yerlere sağlık. Bize gösterdiğin o güzel fotoğraflara sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Yine
başka programlarda ara ara konuşacağız, görüşeceğiz. Ne dedik? Teknolojinin nimetlerinden faydalanıp uzakları yakın etmeye devam edeceğiz efendim. Evet. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programımızda konuşmak üzere, görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.